Herkese merhaba arkadaşlar. Bir değerlendirme videosuyla daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta bütün marketler negatif kapattı. İşte Twitter'da attığım değerleri hepsi 2, 3 falan derken yani S&P'de, Dow Jones'da, Russell'da, Nasdaq'ta 4 büyük ana markette negatif kapattı. Cuma günü bayağı bir satış oldu. İşte gene böyle şuradaki diplerin oralara doğru gidiyor. Eğer pazartesi de bu trend devam ederse şurada zaten gördüğünüz gibi şöyle bir düşen kanalın içinde yavaş yavaş aşağıya gidiyoruz arkadaşlar. Yani şimdi bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi birçok videoda şimdiye kadar konuştuğumuz sebepler arkadaşlar. İşte enflasyonu bilmem neydi falan derken şimdi üstüne bir de savaş gelince artık durdurulamaz bir seviyeye geldi. Şimdi herkes resesyonu konuşmaya başladı. Resesyon kelimesi telaffuz edilmeye başladı. Politikacıların en sevmeyeceği şey nedir arkadaşlar? O yüzden mutlaka bundan kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Tarihte bakarsanız zaten faizlerin yükseltildiği, faizlerin yüksek olduğu dönemlerde bile S&P yukarı doğru gitmiş. Bunu bir şekilde yukarı doğru götürüyorlar. Götürmezlerse dediğim gibi politikacıların hiçbiri resesyon kelimesini anılmak istemez arkadaşlar. Biden geldiğinden beri de işte bir sene geçkin bir süre oldu. Marketin durumu ortada. O yüzden mutlaka buna bir şey bulacaklardır. Biliyorsunuz bu önümüzdeki haftada FOMC var. İşte en sonunda 25 pip mi, 50 pip mi, işte kaç arttıracak, kaç adet arttıracak falan filan sorularının cevabını bulacağız. İşte bu savaş olmasaydı herkes daha şahin 50 puanlık bir artış bekliyordu. Ama şimdi savaş olunca 25 puanlık bir artışa döndü beklentiler. Şimdi on ne alaka hocam, hani niye artış şey oldu? 1000 puan bile arttırsa arkadaşlar savaşı önleyebilir misiniz? Yani bu faiz artırımı sizin ülkenizin içinde cereyan eden bir şeyleri önleyebilir. Ama gidip sizin ülkenizde cereyan etmeyen, global dünyayı etkileyen bir şeyi, işte bu tarz Ukrayna-Rusya savaşı gibi bir şeyin sizin ülkenizi arttıracağınız faizle önüne geçemezsiniz. Çünkü bu sizden kaynaklı bir şey değil. Yani sizin ülkenizde yapılan hatalardan veya fiyat artışlarından veya şundan bundan kaynaklı bir şey olmayacağı için sizin faizi isterseniz 1000 puan arttırın, 10.000 puan arttırın, bir şey etkilemez. Çünkü eğer emtia fiyatları, işte petrol fiyatları artmaya devam ederse fiyatlar yukarı çıkacağı için enflasyon artmaya devam eder. Sizin bunu faizle önüne geçmeniz imkansızlaşır. Yani ülke içinde bir şey olursa o zaman faiz arttırarak devam edersiniz. İşte tam bunu yapacakken savaş patlak verince tüm planlar açıkçası bozuldu. Şimdi tekrar yazılmaya başlandı. Belki de Jerome Powell'ın hayatında yapacağı en zor konuşma bekliyor bizi ayın 16'sında, işte FOMC'nin olduğu zaman yapacağı canlı yayında belki de hayatında en zor kararlarını, en zor konuşmalarından birini yapacak. Göreceğiz hep beraber. İşte bu sırada savaş devam ediyor. Savaşın etkisi devam ediyor. Biz de zaten çok kötü bir anda denk geldiğimiz için işte önüne geçilemez petrol fiyat artışları devam etti. Her gün neredeyse bir ara günlük 1 lira 1 lira 1 lira mazota, benzine zamlar geldi. İşte buna da açıklama olarak savaş var arkadaşlar, ben ne yapayım gibi cevaplar verildi. Tabii ki bunlar doğru cevaplar değil. Çünkü sen kötü durumda yakalandın ve bu durumda yakalanmayabilirdin. Daha iyi bir durumda yakalansan daha farklı reaksiyonu gösterebilirdin. Ama kötü durumda yakalandığımız için daha da kötüye doğru gittik. Para birimimiz savaş olan Ukrayna'da, Ukrayna'nın para biriminden bile daha fazla etkilendi. Neyse, biz hepimiz zaten biliyoruz kendi ülkemizde ne oluyor. Bizi ne bekliyor? Konuşalım. Biz işte ne dedik? Rusya, Ukrayna, ne işte emtialar elinde, işte ne var? Buğday var, ayçiçek var. Ayçiçek yanındaki şeyleri gördünüz zaten, yaşananlar ülkemizde. Onun haricinde işte
maden sektöründe, demir çelikte, işte nikeldi, petroldü, doğalgazdı, bunların piyasasına hakim bir ülke Rusya. Yani tamamen süper hepsine hakim mi? Hayır değil. Ama işte %20'sine bile hakim olduğu bir üründe nasıl bir etki gösterdiğini, kelebek etkisinin nasıl güçlü olduğunu gördük hep birlikte. Bunun durdurulmasının tek çaresi de savaşın bitmesi arkadaşlar. Savaş bitmediği sürece, bu kaos ortamı devam ettiği sürece bu arkadaşların kendine gelmesi öyle kolay olmayacaktır. Ama böyle bir ortam sakinlediğinde, savaş da eğer biterse, bu sefer de dediğim gibi resesyonu da hiç kimse istemeyeceği için marketler bir anda roketleyebilir. Şimdi bu ikisini yan yana niye açtın hocam derseniz, BTC'yi her zaman anlatıyorum arkadaşlar. BTC kendi başına hareket etmez. Ne zaman kendi başına hareket eder? Ortamda hiçbir sıkıntı yokken, her şeye günlük güneşlikken, her şey güzel giderken kendi başına buradan ayrışabilir. Ama onun haricinde ayrışmaz. Şimdi şuradaki Aralık sonundan itibaren bakın beraber koraleler. Tabii şimdi bunda hafta sonları var, bunda hafta sonları yok. Orada birkaç sekebilir. Bakın görün bir ilerlemişler beraber. Mouse'u takip ederseniz zaten. Bir yatay, işte burada bir düşüş, onda da düşüş. Sonra bir tırmanış, beraber tırmanmışlar. Burada bir düşüş, onda da bir düşüş. Burada bir çıkış, onda da bir çıkış. Burada bir düşüş. Şimdi burada yerinde geziyor. Hafta sonu tabii bu da yerinde geziyor. Burası kapalı. Bakalım pazartesi dediğim gibi bu düşüş, bu kanal devam edecek mi? Kanal devam ederse bu arkadaş da tekrar böyle bir geri çekilecek. Artık burada sıkışır, burası bir dip olur, bir desteğe dönüşürse, buradan sekerse yavaş yavaş bu da böyle gidecektir. Ta ki piyasa tamamen güvenilir hale gelene kadar bu bundan koreli olacaktır arkadaşlar. O yüzden buna bakmadan sakın bunda işlem açmayın, tekrar uyarıyorum. Şu an tam koreli olmuş durumdalar. Bu korelasyonun bozulması için de dediğim gibi ortamın düzelmesi gerekiyor. Ortam düzeldikten sonra bu arkadaş kendi başına takılmaya başlayabilir. Ama o ana kadar şu an büyük yatırımcılar piyasaya yön verdiği için, küçük yatırımcılar tamamen zaten kaçtığı için şu an büyük yatırımcı ikisine de istediği gibi yön veriyor. Küçük yatırımcı arada kendi şansını denemek isteyenler, onlar zaten çarpılıyorlar, patlayıp gidiyorlar. O yüzden diyorum şu sıralar çok fazla bulaşmayın. Çok emin olmadığınız şeylere girmeyin. Burası dip derseniz burası dip olur. Burası dip dersiniz burası dip olur. Şimdi burası dip artık dersiniz bir daha bir dip yapar. Ondan sonra gene dip değilmiş deyip terste kalırsınız. O yüzden dikkatli olun. Hele şu FOMC'yi bir görelim. O son etkende bir çıksın aradan gündemimizden. Ondan sonra sadece savaş gündemi kalacak geriye. Sadece savaş gündemini takip edeceğiz. Onun haricinde büyük gündemlerimizin çoğunu elemiş olacağız. Bu sayede FOMC'nin de geçmesiyle ve işte kaç puan arttırılacak ne olacağını görmekten sonra. Onun haricinde işte aynısı Nasdaq'ta da aynı şekilde görüyorsunuz. Nasdaq daha da aşağıya düştü. Şimdi şu tez gene hani tabii ki geçerliliğini bir kere daha kanıtlamış oldu. Sadece endekse oynamak, bir hisseye oynamaktan, bir coin'e, altcoin'e oynamaktan daha mı doğru şeyini, tezini doğrulamış olduk. Tabii ki de öyledir. Endeksler gidip %80-90 çakılmazlar. Hani endekse, sadece endekse yatırım yapmış olan bir S&P 500'e veya Nasdaq'a yatırım yapmış olan %20 en fazla bilemediniz. Hadi en tepeden aldıysa %30 çakılmış olacakken işte BTC'yi tepeden alan 60 bin liradan alan yarı yarıya neredeyse çakılmış oluyor. Altcoin'lere girenler %80-90. Teknoloji hisselerine daha riskli hisselere giren 80-90 çakılmış oluyor. Yani bu da ne gösteriyor? Endeks daha güvenli liman. Onun da tam tersi var tabii ki de. Endeks gene %10-15-20 en fazla giderken iyi yakaladığınız bir altcoin %100 gidebilirken işte bir teknoloji hissesi 5x, 3x, 10x gidebilecekken endeks o zaman da en fazla gene 20 bilemediniz 25-30 gider. Nasıl düşüşlerde hisse ve riskli asetler kadar etkilenmiyorsa yükselişlerde de onlar kadar yükselmez.
Bu bir gerçek. O yüzden hani bazı arkadaşlar sadece endekse garantici arkadaşlar endekse yatırım yapmayı tercih edebilir. Ama dediğim gibi risk ödül ilişkisi her zaman için geçerlidir. Burada kilit nedir? Twitter'da da az önce attığım gibi zamanında doğru noktalarda kar almayı bilmektir arkadaşlar. İşte bu nasıl olsa gidecek bu 100K olacak falan filan deyip şuralarda hala kar almadan içinde beklemek. Aa, dönecek dönecek. Aa, şurada dönüyor dönüyor. Sonra hop bir daha. Ya şimdi döner. Buradan döner artık. Burada güzel bir destek var falan. Hop bir daha buraya. Aman buradan döner artık. Hop bir daha buraya. Döndü bak deyip hop bir daha buraya. Aa, bak döndü döndü. Hop bir daha buraya. Böyle çarparlar size arkadaşlar. Şöyle şurada da görüyorsunuz. Bir tane omuz baş. Omuz var zaten. İşte BTC aslında şu an çok kritik yerlerde. Eğer market yardımcı olmazsa, destek olmazsa daha da aşağıları görebiliriz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bugünlerde dikkatli olmak lazım. Şu savaş ortamının bir an önce bitmesi lazım. Bizim gibi yatırımcıların kendine gelebilmesi için. Bu savaş ortamı çok büyük etkiliyor. Çünkü zaten dünya ekonomisi kötü. O kendi yakalandığı için böyle bir ortama daha da kötüye gidiyor ve işte dediğim gibi resesyon kelimeleri telaffuz edilmeye başlanıyor. Ülkemizde zaten yüksek enflasyon olduğu için stagflasyon yani hem enflasyonun ve küçülmenin aynı anda denk gelmesinin sebebi olan stagflasyon olabilme olasılığı gerçekleşmeye başlıyor. O yüzden dünyayı kötü günler bekleyebilir. Ülkemizi daha da kötü günler bekleyebilir. O yüzden dediğim gibi bu savaş ortamı inşallah bir an önce biter. Bu saçma sapan işte operasyon adı altında geçen savaşın tabii ki savaş bir an önce bitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yoksa market kolay kolay kendine gelemeyecek gibi duruyor. Çünkü oradan emtia fiyatları sürekli geçen attım Twitter'a nikel fiyatı İngiltere borsası nikeli yani İngiltere emtia borsasında ana borsadır zaten nikeli kapatmak zorunda kaldı işleme öyle bir gitti ki yani akıl alacak gibi değil işte EV sektöründe bütün arabalar bataryalar nikelden etkileniyor nikel dediğim gibi her arabaya en az 2000 dolar fiyatına artışa sebep oldu. Nikel'in sadece bu tarz bir zıplaması. Bizi ne bekliyor? Dediğim gibi inşallah şu savaş ortamı bir an önce biter. Şu tarz grafikler kaybolur. Yükselişe geçeriz. Bunun da tek olması olasılığı. Dediğim gibi savaşın bitmesi ve FOMC'yi bir görelim. FOMC'nin etkisi nasıl olacak? Ondan sonra bakacağız. Hisseler bazında dediğim gibi şey devam ediyor. Yani böyle earnings'lere göre çok büyük hareketler oluyor. En son işte dokuda gördük dokuyu. Earnings azıcık kötü geldi diye %20-25 aşağı çattılar. Zamanının favori hisseleri. Şöyle de bir şey var, ironi var. ARK ETF'nin girdiği bütün hisseler şu an %80-90 çakılmış durumda. İşte 9'uydu, T9'uydu, BDTR'siydi, Tesla'sıydı. Hepsi all time high'lardan %80-90 aşağılara inmiş durumda. Yani ARK çok enteresan. Seçtiği bütün hisseler şu an all time high'dan aşağı çakılmış durumda. Kendisi de tabii çakıldı. Onların çoğundan kaçtı falan etti ama sonuçta tabii hala elinde tutuyor. Bakalım Ketibuz yeni şeyler keşfedebilecek mi? Yeni zıplayan hisseleri bulabilecek mi? Yani illa bulacaktır. O tarz firmalar zaten asla kaybetmez arkadaşlar. Zaten onlar çok büyük roket olduğunda çok büyük karlar aldı zaten. Oradan yani Ketibuz ve ekibi. O kardan aşağıya düştüler. Yoksa hani zarar falan yok ortada. Çok büyük karlar aldılar. İşte o balon zamanında o şişen balon şişti 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 en sonunda tık bir tanecik yine patladı. %80-90 teknoloji hisseler aşağı indi. Aynısı burada da oldu. İşte kripto ile nasıl zengin olur serisinde anlattığım bir şey vardı.
Galay'ı falan göstermiştim. Yani Electronic Arts gerçek bir firma demiştim. 20-30 yıllık bir firma. İşte Electronic Arts'ın neredeyse market cap'ine ulaştı. Alakasız iki tanecik coin demiştim. Onlar ne hale geldiler? İşte deyince hep birlikte gördük arkadaşlar. Evet, önümüzdeki hafta dediğim gibi FOMC'yi bekleyeceğiz. Savaş inşallah bir şekilde bitecek. Yani Putin'in kendi kendine bunu bitireceği yok zaten. En başından beri planlamış her şeyi. O sınıra geldiğinde de yok bizim saldırma niyetimiz yok falan filan. Hepsi hikayeydi zaten. Saldırdı. Saldırmaya devam edecek. Tükürdüğünü yalayacak bir adam değil. Geri çekilecek bir adam değil. Burada geri çekilecek, çekilebilecek tek kişi var. O da Zelenski. Zelenski geri adım atarsa bu iş biter. Zelenski geri adım atmazsa, o da inatlaşırsa, bu da inatlaşırsa bu iş kolay kolay bitmez arkadaşlar. Sokak savaşında dönüşürse aynı Bosna, Kosova tarzı bir şeye dönüşebilir. İşte Afganistan tarzı, Suriye tarzı bir şeye dönüşebilir. Ondan sonra içinden çıkılmaz bir hal alabilir koca bir millet. Saçma sapan bir şey olduğuna yerle bir olabilir. Bakalım zaman ne gösterecek arkadaşlar. Evet, daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu sırada Patreon'da kendi copy trade'imize başladık. Orada da sizleri bekliyorum. Katılmak isteyenler copy trade'imize Patreon'a yollayıp katılabilirler. İşte bu en sonunda firmalara kaptırdığımız komisyonlar sonrasında kendi copy trade'imizi kendimiz yapıyoruz. Ona da beklerim hepinizi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.